Evet arkadaşlar. Ha, tamam, anlat. Ama Kerem'in dediğini uyguluyor. Çek dansa. Yine gördüğüm en havalı şeylerden bir tanesi. Kocaman. Arkadaşlar Türkiye bir yazılımcı kaybetti. Kıbrıs bir call center kazandı. belki de 3 tanedir. Abi otobüste geliyoruz. Bak şimdi hemen bunu anlatmam lazım. Otobüste geliyoruz havalimanına. Gel Seda sen de bu karede yer al. Çok kötüyüm ben ya. Otobüste geliyoruz tamam mı? E3'e bindik. Sabiha Gökçen'e geleceğiz. Bindik abi. Şoför sürekli böyle dandik dündik manevralar yapıyor. Şeridin ortasında gidiyor bir anda. Şeritten taşıyor. Ondan sonra direksiyonu böyle kırıyor bir şeyler oluyor. Gittim yanına dedim. Abi uyuyor musun? Kafan düşüyor bir sıkıntı mı var falan dedim. Hani her şey olabilir sonuçta hastalık maslalık. Allah korusun kalp krizi olabilir. Gittim yanına dedim. Yani bir şey var mı sıkıntı var mı? Yo iyiyim dedi. Kafan düşüyor arada. Hani bir şey mi var acaba dedim. Yok iyiyim dedi. Bir şey yok dedi. Tamam dedik sonra yerimize oturduk. İş iyice çığırından çıkmaya başladı. Yani her böyle şeritte giderken manevra devam ediyor. Virajda gidiyor 5 km hızla. Bir anda yavaşlıyor. Virajın ortasında duruyor falan böyle. Yani çok saçma sapan. Allah'a şükür sağ salim gelebildik. Gerçekten. Seda çok korktu. Benim bacaklar hani, titredi yani. Bacaklar şu anda Seda'nın yerinde duramıyor. Neyse şimdi ilk yurt dışı deneyiminiz galiba değil mi? Evet. Yani yurt dışı çok belki denilemeyebilir ama sonuçta dış hatlardan uçacağız arkadaşlar. Bu yüzden bence yurt dışı denilebilir. Şimdi bir sakinleşiyoruz. Sinirlerimizin biraz dinginleşmesi lazım. Evet titriyorum çünkü. Ondan sonra içeriye gireceğiz. Bakalım neler olacak. Her seferinde resimden nefret ediyorum bu arada. Bilgisayarı tek tek çıkar. Tepsiye koy. Saat çıkar. Seda'yı çıkar. Bizim bu arada büyük sunumumuz var. Yarın. Ona hazırlanacağız. Developer. Hazırlanırken de oradan kısa kesitler. Ne yaptık, ne ettik, gari. Kötüysen kötüsündür. Söyleyebilirsin yani. Sağlık önde daha şoför, önemli. Şoför diyebilirdi mesela. Arkadaşlar ben çok psikolojikman hiç iyi hissetmiyorum. Hepiniz iner misiniz? Hissetmiyorum. İndirmesi lazım. Yani. Bence de katılıyorum sana. Gidiyoruz. Gişelerden geçecek. Kurtköy gişeler. Adam durdu orada. Direkt herhalde indirecek bizi. Ama yok. Durdu. Ondan sonra devam. Bilmiyorum. Korkutucu bir deneyimdi. Neyse ki şu an iyiyiz. Arena'nın işi kolay. Sanki tatile gelmiş. Bilgisayar evet. Bilgisayar yok. Oha bu ne lan? Ben de öyle geliyordum aslında. Şuna bak. Şimdi bilgisayar çıkarma. Valiz, saat. En sevmediğim. Koydum. Şey diye bir şarkı çıkmış. Ara doldu kalbim yara. Yara. Beni pastaya çekin mi? Geçerken mi? Yok yakalayamadım ya. Biz neden böyle bu kadar dolanıyoruz? Herhangi bir fikri olan var mı? Labirent gibi. Bu işkenceye katlanmak zorunda mıyız? Long ways. Evet arkadaşlar. Dördüncü tura atıyoruz. Hala giremedik şu anda. Yavaş yavaş geliyoruz. Bas gaza. Bas. Hızlan. Ben sabitleyici aldım. Aleyna, Aleyna'nın saç spreyini kaybettik arkadaşlar. Aleyna şu anda çok mutsuz. Zam gelmişti. 100 liraydı. Olan 100 lira oldu. Seda da bu arada valiz verecek haberi yok. Bu konuda, kabine gidiyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kabine bununla gitmek hakkında ne düşünüyorsun? Kanka şeye gideceğiz. Yani ne olursan ol. Böyle şeyleri unutmaman lazım. Ne olursan ol. Yine ol. Bu değişikmiş burası ya. Şeyden farklı. İç hatlar. İç hatlar güzel kokuyor. İç hatlar köy gibi. Dış hatlar şey. Kasaba. Bugün parfüm koklama etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Büşra'nın en çok sevdiği parfüm. Ama hiç böyle kokmuyor. Muz kokuyor resmen. Parfüm de şu bu arada arkadaşlar. Ama muz kokuyor. Sen muz kok.
Videolar takipçilerime merhaba demek ister misin? Merhaba. Farkı. Burada euro ile dolar farkı oluyor mu? Nasıl? Mesela ne diyor burada? Mesela ben bunu dolarla alabilirim. Sen de İngilizcen var, çevirsin. Çevirir misin peki? İki tanesi 21 euro diyor. Ama sonra diyor ki buy two and save 9 euro diyor. Ben bunu istiyorum. Sana bundan alabilirim istiyorsan. After 8. Arkadaşlar bütün çikolatalar 20 euro, 30 euro. Kombinimle çok uyumlu değil mi? Kombin çek. Bu şey değil mi ya? Bayram çikolatası gibi bir şey. Bu. Benim gözümde. Hayda. Kerem ne yapıyorsun? Save 20%. Yok artık. 21 euro. Fazla Cambly dersine girdiğim anlaşılıyor galiba. Arkadaşlar burada niye her şey euroyla? Euro neden Türk lirası değil? Bana bunu açıklayabilir misin? Peki bizden gelenleri gördünüz mü hiç? Bizim ekipten böyle global maximum board'u falan. Hiç gördünüz mü? Onun işte olmayacak mı? Giderken mi olacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar, ben susadım biraz. Ben su almak istiyorum. Yine gördüğüm en havalı şeylerden bir tanesi. Kocaman. Yani... Bu nasıl bir şey acaba? Ve 7,5 euro. Oyuncak falan var. Yerine koyamadım bu arada. Değişik bir sürü şey var ya. Saatler var mesela ama saatler eski. Kim bilir ne zamandan kalmış. Bilmiyorum ve 45 euro falan fiyatı. Şimdi gate'e doğru gidiyoruz. Büşra, rahatsız olduğum bir konuyu dile getirmek istiyorum. Herkese tişört vermişler. Sen git o kadar Kıbrıs için alışveriş yap. Öyle değil mi Cansu? Tişörtler de var ya Emre abi. Ben o kadar alışveriş yaptım Kıbrıs için. Sen git Hüsnü abi demesin. Biz size tişört verdik. Tasarımı bir gösterdi. O sıra Seda ile benim surat. Yapay zeka yapay zeka bir şeyler var böyle. Şekil şukul bir şeyler var. Zeki gösterisi. Zaten zekiyiz. Olamayız. Neyse vlog çekiyorum Emre abi. Senin için bir sakıncası var mı? Teşekkür ederim. O zaman gate'e doğru gidebiliriz. Evet. Peki kameraya bakamamam sürekli şey halis mi? Arkadaşlar herkesi buraya bakabilir mi? Buradan gireceğiz. Buradayız. Ne yapıyorsun ya? Sen çantanı niye unuttun? Ortalıkta bırakıp gidiyorsun. Peki bu Louis V gerçek mi? Anlatamam size. Ama çok geç fark etti. Ben dedim ona. Panda. Vamez. Arkamda benden yakışıklı olmasın diye arkadaşlar. Çok çok önemli değil. Ben geçtim. Şeye bakın, kameraya bakın. Doğru yere bakmıyorsun. Vamez. Nasıl yapıyorsun? Yap bakayım. Vamez. Sivilcem de yapsın. Gel getir. Arkadaşlar uçağa bineceğim için çok heyecanlıyım şu anda. Bütün kalbim içine sığmıyor. İlk kez. niye gülüyorsun? Öyle bir cümle yok. Bir şey diyeceğim. Kalbim içine sığmıyor dedim. Gülüyor. Neyin içine sığmıyor? Vamez. Neyse şimdi uçağı bekliyoruz. Dur bakalım sırayı yeteceğiz. Tanımadığımız adamın yanında da Emre abi oturuyor. Ondan muhabbet eder artık. Ben kendi kafama göre video çekeceğim. Emre abi katılmak isterse katılır, bilmiyorum yani. Ben de şu tişörtün tablolusunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Güzelmiş yani. Seda kafasını çekerse. Aynen. Güzel tişört. Bunu ben de bastıracağım. Ve buradan geçeceğiz şimdi. Oğlum tam ne video çeksem Seda'nın kafası giriyor oraya ya. Duruşa bak. Bu nasıl bir duruş? Evet arkadaşlar, yine Seda'nın çantasını yanında bir gönül arkadaşı taşıyor. Çalışma arkadaşım. Ne koydun bu çantaya bu kadar? Bir fikrim yok ama. Neler atlattın? Evet, uçaklarda da en sevdiğim geçişlerden birisi de bu tünel arkadaşlar. Şu an çok havasız olabilir. Telefonu düşüyorum az kalsın. Bu şeyler videolarda böyle, fail'ler böyle yaşanıyormuş demek ki. Evet, şeyden bahsediyordum. Buraların bu kadar sıcak olduğu ve
havalimanlarında uçağa giderken en çok sevdiğim şeylerden bir tanesinin de bu tünellerin olduğu. Efsane labirent gibi bak, labirent gibi. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Pegasus. Şurada reklamlar var. Burada klima başladı işte. Burada klima etkisini göstermeye başlıyor. Of ama hızlan. Evet. Aleyna'nın kafası. Valiz koyma telaşa. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Muhammed, hala gelemedik mi ya? Ali, sen nerede kaldın sen? Yavaş yavaş. Oluyor. Sonunda bitti. Ya bu nasıl bir çanta tutmuş ya? Nasıl bir çanta tutmuş? Yürü. Arkadaşlar Seda sniper taşıyor bu arada. Bir de şey, inişi kaçırdık. Sonra dedi Emre abi dedi ki. Emre abi dedi ki bazen böyle alkışlıyorlar dedi. Ben inanmadım. Dedim saçmalama Emre abi, yapmazlar böyle bir şey. İkinci de indi, alkışladılar. Ben çok güldüm içimden böyle ama. Biz de dedik ki Aleyna, öyle kesin selam başlamak. Lan ne başlayacağım, manyak. Çok komikti ya. Çok gereksiz bir hareketti. Ama kötü bir insan. Çok gereksiz bir hareketti. Bu inişi kaçırıp ikinci seferde indiğimizde tüm herkesin alkışlaması. Bilmiyorum, değişik de. Nerede global maksimum board'u? Yok mu? Bak bak orada, görüyor musun? Bak bak, aman Allah'ım. Evet arkadaşlar, şöyle bir otobüs bizi alacak. Buradan da otele doğru geçeceğiz. Önce tabii bagaj vermemiz lazım. Artık çok acıktım. Bir an önce çantamı yerleştirip şehir ne yapıyoruz? Arkadaki abi. Yarım saattir şeyin içinden gidiyoruz böyle. Çayır, çime, kır, bozkır, buğday. Bir an önce böyle şehir içi kısımlarını görelim diyoruz ama artık yavaş yavaş geliyoruz galiba. Bak şimdi Bafra Körfezi göründü. Bafra ayrımı. Tabii yolu falan da göstereceğim. Yol sağdan gidiyorlar. Az kalsın sağa giriyor diyorlar. Fark ettin mi sen? Bir şey oldu böyle. Bir an sağa giriyor gibi oldu. Sonra şey oldu. Bir sıkıntı oldu. İnsan buradan normalde sağa gidersin. Ama biz soldan gidiyoruz. Gördün mü? Yandan arabalar geçiyor. Burası şey mi? Toki mi? Ben burada kiptaş başvurmak istiyorum. Arkadaşlar
Yeni evim şurası, 4. kat. Kiptaş'tan kazandım. Toplam 180 bin lira. Yeni hayat. Aynen, ayda 10 TL ödeyerek ev sahibi oldum. Evet arkadaşlar, bugün Aleyna size uçağa binince kulağımızın basınçlı hale gelmesinden bahsedecek. Anlatabilirsiniz. Şuraya bakalım. Uçağa bindiğinizde satı elde ama önünüzde kesinlikle esnemeniz gerekiyor. Nasıl mesela? Dıştaki borusu ile bunun bir alakası var mı peki? Yok. Bilgin abine bir şeyler anlatıyorlar. Bilgin abi, takipçilerime merhaba demek ister misin? Arada bakıyor gibi geliyor kameraya ama bakmıyor herhalde. Bilgin abi, eğer bu videoyu izliyorsan, video 100 bin like gelirse seninle birlikte bir video daha çekeceğim. Evet arkadaşlar, Hakan abi aldı bizi şimdi. Burada şimdi yakı kartlarımızı falan alacağız. İsmi rica edeyim. Yani o da kartımız içerisinde. Arkamda tişörtünüz arkadan. Teşekkür ederim, kolay gelsin. İsim alabilir miyiz? Yarın buralarda etkinlikler olacak. Ama şimdi önce yemek yememiz lazım. Şimdi böyle bir kocaman bir oda. Burada Bora'yla birlikte kalacağız. Oda vlogu gelir mi? Şimdi eşyaları bırakıp sadece hızlıca yemeğe ineceğim. O yüzden şu an odada herhangi bir şey yapmayacağım. Ayrıca yaka kartlarımız vesaire, bunların hepsi verildi. Bunları şöyle koyalım. Tişörtümüz vesaire. Yarın etkinlikte giyeceğimiz tişörtümüz. Üzerimde, yarın daha detaylı olarak bunu görürüz. Ama şimdi hızlıca bir göstermek gerekirse. Bir yerimizde isimlerimiz yazıyordu sanki ama yazmıyor muydu bilmiyorum. Sanırım yazmıyor. Ama bizim alan analitik olduğu için bizim alandaki tişörtlerin rengi yeşil. Bunu söyleyebilirim. Ve yakı kartımız. O zaman şimdi yemeğe inebiliriz. Hemen üstümü değiştirdim. Biraz böyle rahat bir şeyler giydim. Otelin içi serin olduğu için yani sıcaklık konusunda bu bir sıkıntı olmuyor. Biraz böyle havlu kumaşlı bir gömlek giydim. O yüzden altıma da bir şort. Ben üstümü değiştirdim. Ben üstümü değiştirdim. Ben de değiştirdim. Çok acıktım. Burası çok kalabalık. Ne yapacağım bilmiyorum. Abi yine telefon düşüyordu. Şeydeyken de öyle oldu. Tam havalimanında uçağa binerken de öyle oldu. Ve nereden başlıyoruz, ne yapıyoruz? Aman aman, bu ne? Dolabını açtın mı? Evet arkadaşlar. Dolabımı açtım. Evet arkadaşlar, yemek gerçekten çok lezzetliydi. Aynı zamanda şimdi biraz da tatlı falan yiyeceğiz. Karpuz yiyeyim. Delisiz. Çok lezzetli. Yani böyle yemek şeylerini falan çok paylaşmak istemedim. Adam. Ama gerçekten güzeldi. Şimdi biraz böyle tatlılarla böyle midemizi doldurup ardından lunch'a geçeceğiz. Ama yaka kartımızı takmamız zorunluymuş. Yaka kartımı da. Yaka kartımı nasıl takıyorum? Onu videosunu size birazdan odaya çıkınca göstereceğim. Yaka kartımı takmam gerekiyormuş. O yüzden tekrardan odaya çıktım. Yaka kartını alıp takıp öyle aşağıya ineceğim. Hem bunu takayım. O zaman şimdi de tamam olduğumuza göre yavaştan aşağıya inebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi gazinoya gitmek yerine denize gidiyoruz. Gece gece denize girmemin ilk deneyimi. Burada benimle birlikte aynı deneyimi yaşayacak arkadaşlar da var. Sigara içmeye gitti bu arada. Bakalım. Bakalım. Gece gece bu deneyim nasıl olacak? Benim için çok heyecanlı bir deneyim. Az önce şey oluyor. Biz burada deniz şortuyla oturuyoruz. Müşteriler geliyor. Evet, hep iyi akşamlar diyorum. Biraz şey oldu, değişik oldu. Ama biz denize buradan gitmemiştik arkadaşlar. Longis. Var bakayım. Aa. Biz de buna bir girip gidelim. Olmaz mı?
Evet arkadaşlar, Asgar bugün çorapla giriyor denize. Yiğit için şort. Aynen öyle, gösterin. Cübe be, kolağım. Şey değil ki. Neden şort mu bu? Bir şort bilin. Enerji içeceği. Cübe be, kolağım. Bir şey söyleyeyim, bir kulağı yakalanmamız lazım. Gözüne gitmiş. Heh, tamam. Gazino'ya mı gitmiş? Büyük bir şey diyeceğim. Gazino mu, kasino mu arkadaşlar? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Gazino mu, cazino mu? Gazino. Sen mi, mazano mu, cizino mu? Kasino. Evet arkadaşlar, herkesin kafasında farklı fikirler var ama bunun doğrusu kasino bu arada. Siz bilmiyorsanız ben size burada öğretebilirim. Şimdi falan özellikle bir şey yapayım böyle, lavabo kullanayım. Ondan sonra... Şov peşindesin yani. Hani şey yapmayayım. Gece manzarası. Sunum için hala hazırlamamız gereken şeyler var. Denize girdikten sonra biraz bunları yetiştirmek için. Şimdi bilgisayar başına doğru geçiyorum. Adım adım. Oo, yarın bakalım sunum nasıl olacak? Çok heyecanlı. Yes, bilgisayarımı aldım. Şimdi lobiye doğru gidiyorum. Çağıralım bakalım asansörü. Açıl susam açıl. Thanks God. Şuradan bir kendimize bakalım. Uf. Ama deniz çok güzeldi akşam akşam. Gerçekten su sıcaklığı o kadar iyiydi ki yani. Akşam denizine hiç girmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Girmeyen varsa buradan herkese tavsiye ediyorum. Eğer sıcak bir denizdeyseniz, sıcak bir mevsimdeyseniz kesinlikle akşam denizine girin ve deneyimleyin. Evet arkadaşlar, saat 2.30, gece 2.30. Sunumla ilgili çalışmaları bitirdim. Şimdi hızlıca bir duş alıp arkadaşların yanına geçeceğim. Ondan sonra sohbet muhabbet. Bundan sonra daha yapacak bir şey yok. Sunumla ilgili çalışmaları tamamladık çünkü. O yüzden bu saatten sonra kafa rahat. Aynen, şu an otelde devriyeye çıktık. Pijama var. Bu ne sıcak lan, gel bir devriye atak. Bakıyoruz etrafta bir sıkıntı var mı? Yamuk yapan var mı? Az demişken bir iki şat atılır. İki şat atılır. Her şey yolundaysa ondan sonra ya hava spa'ya mı gitsek akşam akşam? Var mıdır acaba şu an? Hiç fikrim yok. Lame spa. Evet arkadaşlar, güzel bir kahvaltı. Her zaman alıştınız buna biliyorum. Ama daha güneş doğdu mu acaba? Yukarıda birazdan onu da göstereceğim. Şimdi bunu götürmem lazım. Görüyor musun şu sarısını? Yansıyorum şu sarıdan resmen. Öğle arasından sonraki sunumlardan önce bir otelin dış mekanını da keşfediyoruz. Burada havuz, yeşillikler, palmiyeler, eğlence alanları, oturma alanları, bayağı büyük bir yer. Aynı zamanda birazdan arenalarla buluşacağım. Onları arıyorum şu an. Ortada havuz olduğu için direkt böyle ortasından geçemiyorum. Onlar şimdi soldan yürüyor. Ben onların önünü keseceğim gibi bir şey olacak. İleriye doğru yürüyorum. Nasıl görünüyor? Artık sunuma hazırız. Kombin, beyaz pantolon. Yanımda Bora var. Bora selam vermek ister belki. Şimdi lobiden aşağı doğru mu ineceğiz yoksa burada mı bakacağız bir ortalığa, ne yapacağız bilmiyorum. Bak burada oturuyorlar, arkadaşların yanına gidelim. Sametlerin yanına gidelim, onlara bir selam verelim. Oradan sonra sunuma ve sunum hazırlığına doğru geçeceğiz. Hepimizin beyaz giymesi halos mu? Beyaz giyme toz. Söz olmaz. Söz olur. Of, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, şimdi sunuma doğru gidiyoruz. Seda bize önden yolu gösterecek. Burada gazinoya giderken burada gazinoya giderken çok farklı da şeyler var. Spa var mesela.
Ondan sonra Concord Luxury Resort. Sonra buraya bakıyorum, sağ tarafta çiçekler miçekler. Burası değişik bir yer. Burada florlar falan var. Bak şurada çantalar alabileceğiniz yerler var. Sanki otelin içerisinde bir AVM kurmuşlar. Burası şu anda şey gibi. Ama boş. Taksim. Ama boş, aynen öyle. Taksim. Ama mesela şey olarak düşün, mesela tişört ihtiyacım var. Geldim aldım buradan. Gelip alabilirsin buradan. İşte bakkal mesela, bak görüyorsun. Çikolata mı, çikolata. Mahalle bakkalı. Anladın mı? Buraya gelip burada ihtiyaçlarını görebiliyorsun. Seda ile son dakika sunum hazırlıkları. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, heyecanlıyız. Şu sahnede bir tane konuşmamız, fotoğrafımız olmasın mı? Şurada kürsüde. Bizi çağıracaklar mı acaba buraya? Evet arkadaşlar, Kerem'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmada bize destek olduğu için falan. Evet arkadaşlar, birazdan bu çalışmayı yaptığımız için bizi ödül için de sahneye davet edecekler. Demek isterdim ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Sunum esnasında gösterebileceğim şeyler olsa gösterirdim, fakat sunumda kullanılacak birkaç tablo çalışmasında dün akşam itibariyle biz tamamladık. Bunların da paylaşılması tabii ki hoşumuza gidiyor. Bakalım sunum nasıl geçecek? Çok heyecanlı. Neler gelecek? Sorular olacak mı? Tabii ki insanların merak ettikleri var ama bizim aşina olduğumuz bir şey. O yüzden pratik ve hızlı bir şekilde bunu atlatabileceğimizi düşünüyorum. Zaten 40 dakika bir süre. 40 dakikada hani bu eğitimi daha önce de verdik. O yüzden hızlı bir şekilde tat 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 anlatır. Bunu bitiririz diye düşünüyorum. Zaten yapacağımız çalışmalar hazır. Kullanacağımız görseller hazır. Hepsine daha önce çalıştığımız için. Bunları hızlı bir şekilde halledeceğiz. Slack'ten bildirim geliyor hala tabii. Ben tek başıma çalışmayı... Sunum esnasında bu bildirimleri kapatayım da şey yapmasın, rahatsız etmesin. Evet arkadaşlar. Anlat. Sunumdan önce mama time. Evet, çorba yiyeceğiz. Biraz üşüttük galiba kurmalardan. Sunum için çok heyecanlıyım. Girdiniz mi peki denize? Ne yaptınız? Niye bizi çağırmadın? Herkes tek başına gitmiş, kimse bir şey yapmaz. Biz kahvaltıda görüştük ya. Gidiyoruz, sunuma çalışacağız. Doğru, o zaman. Mesela ondan sonra gittim. İşte kahvaltıdan sonra gittim. 10.30'da. Ben de sabah 7'de gittim falan sandım. Toplantı odasına geldik. Henüz boşken sunuma hazırlanıyoruz Seda ile birlikte. Seda şu anda benim yönleri ters olan MacBook'umu kullandığı için çok huzursuz. Sağa götürüyor, sağa gidiyor. Sola götürüyor, sola gidiyor. Aslında olması gereken o değil mi? Hayır. Her zaman şöyledir bak, böyle gidersin. Alta yorumlara yazın arkadaşlar. Sağa dersen sağa gider, sola dersen sola gider bence. Evet, çalışıyor. Merhaba arkadaşlar, Almanya'dan geldim. Bugün dashboard yapacağım. Bir kere associate der misin? Associate degree. Bachelor's degree. Education. Pronunciation. Global maximum. Işık çok güzel vuruyor. Şu an bu güzel vuruşta sunum sonrası hemen duygu ve düşüncelerimi anlatmak için kısa bir video kaydı başlatayım dedim. 40 dakikada yapılabileceğinin en iyisini yaptık gerçekten. O yüzden hani hem böyle katılımcılar tam verim aldı, hem de böyle hızlı hızlı part 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 her şeyi anlattık. Finalde de aslında göstermek istediğimiz çalışma bu şekilde. 40 dakikada yaptığımızın elinin ayağının tabii ki düzeltilmesi lazım. Ulaşmak istediğimiz şey bu dashboard'tu diye. Onun da görüntüsünü yapıp kapanışı o şekilde yaptık. Gayet güzeldi. Farklı bir deneyim, bunu da atlatmış olduk.
artık şu saatten sonra free. Akşama sürpriz konser var. Kimin konseri bilmiyorum, oraya gideceğiz. Gittiğimde öğreneceğim ama şarkılar telifli olduğu için paylaşamayacağım falan. Ona bakacağız ama şu anda bir havuza mavuza girmek istiyorum. Arkadaşlarım gelirse bir havuz mavuz yapacağız. Bilmiyorum, ikna etmeye çalışıyorum gelsinler diye ama gelmeyecekler galiba. Gelmezlerse tek başıma gideceğim, bilmiyorum. Fotoğraf çekilecekmişiz, öyle söylüyorlar. Evet, bugün... Evet arkadaşlar. Yok, Sultan abla bir saat boyunca ulan bes diyor. Hüsnü abi diyor oğlum onu. Ben Hüsnü demiyorum. Abim diyor, Sultan ablam diyor. Ben demiyorum. Hüsnü abi karıştırma onu, boş ver. Ben zaten bir şey... Hüsnü abi burası söz hakkı oldu, bir şey demek isterseniz. O derse onu ayrı video çekeriz. Zeynep Bastık konseri nasıldı? Çok güzeldi. Biraz duygu ve düşüncelerini anlatır mısın? Gençlerle takılmak güzeldi yani gerçekten. Zeynep Bastık dedi ki çocuklarını getirmiş olanlar var mı sadece dedi. Suzan bana da dediler gösterdi. Ki el kaldır ama sonra dediler ki beni bilmiyor olabilir onlar. Ben ama Zeynep Bastık'ı biliyorum. Ulan yani. Beste üstüne. Ulan Beste. Kameraya bakarak. Ulan Beste ama anlamını bilmediğim şeyleri. Anlamını bilmediğim şeyleri niye söylüyorsun? Anlamadığın dilde kafayı savda. Tam olarak öyle bir şey. Bu cezanın bir, şey yani. Cezanın bir şarkısından bir söz. Aa, cezanın bütün şarkılarını biliyorum. Hangisi? Yerli plaka. Bir tane söyler misin? Ya, söyle. Sözlerini bir dakika hatırlamam lazım. Bir giriş. Plakayı Erli Bahtır'ın sen de şarkı var. Eski yer yok ne olacak? Wow, wow. Selamın diyelim bakalım sana duvarlar. Hadi sen. Your turn. Ben eşlik ediyorum. Başka hangi şarkısını biliyorsun? Ya hepsini biliyorum da ezberi ben söyleyemem yani. Bibi mi mi minik mikrofon o ye. Evet. Onu biliyor musun? Sus pus. Hepsini biliyorum. Göz gözü görmüyor hep pus. Göz gözü görmüyor hep pus. Karanlıktayım sanki sen sesini kes sus. Sen de sus. Yatıyor. Saçma sapan videolar izlemiyorsun. Bir sürü hayatlar girdi canım. Arkadaşlar yolda kaldık, gidemiyoruz Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta trafik sağdan akar. Vallahi ben kapatmadım yolu, yemin ediyorum ben kapatmadım. Kıbrıs'ta trafik sağdan akar, biz burada gidemiyoruz. Çek solu. Bak hiç şey değil böyle, hiç sert değil mesela. Bir de çek sağ verir misin? Ama Kerem'in dediğini uygulayacak, çek lan sağa. Ha işte bu. Helal lan sultani. Çeksa. Bak güneş çok güzel vuruyor şu an. Artık son gün. Şimdi iki gündür yapamadığımız deniz seansını yapacağız. Ondan sonra bir aquapark deneyimlemek istiyoruz ama çok sıcağa dayanabilir miyiz bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence deneyebiliriz. Yani çünkü zaten su akıyor ya içinden seyirciler. Sadece biraz yürüme mesafesi var. Çok şurası. Şurası mı giriş mi? Bence tam tersi. Arka tarafta. Arka şu tarafta kalıyor. Ona bir gideceğiz. Şimdi Aquapark'ta denize bir bakalım. Aquapark'ta kayarken geniş açıyla böyle. Ya telefon su geçirmiyor diyor. Tamam ama bir düşüp bir şey olmayacağına güvensem. O içim rahat değil, anladın mı? Şey değil böyle. Relax değilim. Oo sokarız suyun altına falan. GoPro olması lazım bir tane. Onu rahat rahat istediğin şekilde atlarsın. Ay neyse zamanı gelince her şey olabilir. Onlar da olur. Kısmet olursa olur. Geçen videoda diyorum işte şunu yapmak için GoPro lazım. Ya da işte bunun için kamera lazım. Kamera için kameraman lazım. Ondan sonra mikrofon lazım. Her şey böyle arka arkasına gidiyor. O yüzden böyle devam. Bak manzara. Havuzu gör. Palmiye muz ağacı. Muzu gör, yerlere düşmüş. Havuzda yüzüyor insanlar. Atlamayın diyor, tabelayı gör. Aman Allah'ım deniz. Şurada yoga seansı yapıyorlar arkadaşlar. En sevdiğim plaj denize geldik. Bak en sevdiğim. Belki şu uca doğru gideriz. Hayır be. Bilmem ki buralar da olur ya. Evet arkadaşlar denizin güzelliği. Çok temiz. Aşırı güzel. Siz de görün istedim o yüzden.
riskli işlerin peşindeyiz. Telefonu şu an buraya kadar getirdim. Acaba düşerse D-Rapple bize yenisini hediye eder mi? Apple kareme sponsor olsun. D-Rapple bana eğer bu telefon suya düşerse yenisini gönderir misin? iPhone 11, 5, 13 Max Pro Gold Mold Plus. Bir tane de promosyon bana. Şöyle bak. Ama gerçekten sen iyi. Ne yapıyorsun? Çok güzel havuz gibi ya. Bayıldım. Evet ya. Şey de değil, çok tuzlu da değil. Gece sanki daha fazla tuzluydu. Olabilir. Şu an bir tık daha iyi. Bir yosun, bir burada ayağımın altında kaya var. Evet, oraya çok gittim. Üzerimde böyle bak, çıkmışım bitli. Görüyor musun? Elimi görebiliyorum suyun altında. Çekiyorum. Her yerde böyle değil ama. Kerem unutup dalar. Unutulur, dalıyormuşum ben. Evet arkadaşlar, Kerem bir saat boyunca hamburger yedi. Kerem şimdi bir saat boyunca aquaparktan kaymaya gidiyor. Bunu yapmak için araç çağırdık. O aracı kullanacağız birazdan. Kullanamazsak da fail oluruz. Ama kullanırsak da kral oluruz. Kral oluruz. Kullanamazsak vezir oluruz. Yoksa rezil oluruz. Kerem bir saat boyunca rezil oluyor. Ya son gün resmen otelde yapılabilecek her şeyi yapıyoruz galiba. Yani bütün tuşlara basıp otelin içinden geçmeye çalışıyoruz. Muz ağacı. Saksı. Oy moy. Bir şeyler diyorlar ona. Muz bak. Bak şurada o muz değilmiş. Ha muz değilmiş. Muz arkadaşlar, görmediyseniz size Kıbrıs'tan muz çekilişli. 1000 kişiye muz hediye ediyor. Olmamış muz, yeşil muz. Şuna bineceğiz arkadaşlar. Buggy deniyormuş buna. Buggy'e binebilirsiniz. Galiba. Evet. Yo, binelim. Bence gayet büyük. Nasıl sığacağız manyak? Manyak. Evet, kalkıyor arkadaşlar. Şu anda kalktı. Bugün sizlerle birlikte Seda'nın ayağının yere değme korkusunu yeneceğiz arkadaşlar. Bu videoda buna kanıt olarak tüm YouTube camiasında bulunacak. Bu konuda izin veriyor musun bu videoyu paylaşmamıza? Hayır. Tamam, paylaşıyoruz. Şimdi hangi aquaparktan başlayalım? Hangi kaydıraktan? Hangi aquaparktan başlayalım? Allah belanı. Ya hem yok diye hem konuşuyor arkadan. Hangi kaydıraktan? Hangi kaydırok? Bu gidişat çok kötü gidişat arkadaşlar. Tam ikili kayıyorduk kazandan. Aleyna'yla birlikte. Aleyna Seda'yla birlikte kayarken ters döndüler kazana girerken. Ters dönünce kazana doğru giremediler. Tabi hal böyle olunca bir anda böyle takla tümpük mükmük elini vurdu Aleyna. Geçmiş olsun, dileklerimizi buradan iletiyoruz. Çok geçmiş olsun, umarım en kısa zamanda iyileşirsin. Eliyle ilgili ilk kontrollerimizi yaptık bu arada. Herhangi bir şekilde kullanma konusunda, fonksiyonelite konusunda bir problem yok. Şimdi doktora göstereceğiz. Kafalarını vurdular, beyin kanaması olabilir. Yani bu konuda sakiniz, 1-2 saat takip edeceğiz sadece. Buggy bekliyoruz. Çünkü şu anda buradan araçlar geçtiği için yürüyerek gitmemiz çok doğru değil. Ne diyor? Lütfen buggy için burada bekleyiniz. Please wait here for buggy pickup. Buggy şu işte. Birazdan buradan gelecek. Yeni buggy'miz geldi arkadaşlar. Otelin havuzuna içeceğiz şimdi. Ama buna sığabilirsek. Ki yer var. Ben arkam dönük oturmak istiyorum. Burada oturacağım. Şimdi güneş gibi beni yaktın. Erindiğim aklını attın. Ufak bir buggy turu. Bir anlık şok yaşandı. İnsanlar gerçekten saygılı olmayı öğrenmeli. Bence. Ha ha ha.
ya, espresso tattırabiliyor muyum? Kahvesi biraz daha... Evet, kahvesi çok az. Arkadaşlar, Ice Latte çok kötüydü. Concord Hotel Ice Latte yapan bir tane arkadaşımız var. İsmini vermeyeceğim şimdi. Ice Latte çok kötüydü, bilginiz olsun. İçmeyin. Aleyna bir saat boyunca su içiyor. Kıbrıs'ta su ne kadar? İlk gelecek soru. Cevap ver Kerem. Kıbrıs'ta su havalimanına gidince şimdi oradaki fiyatları inceleyeceğiz. Özellikle teknolojik ürünlerin fiyatlarını da inceleyeceğiz. Bak arka plan tıklayınca nasıl güzeldi. Hani bunların hepsini göstereceğiz birazdan. Birazdan dediğim videoda aslında birazdan olacak ama bizim için yaklaşık bir 4 saat var. Artık günü bitirdik. Kerem bir saat boyunca gözlük takıyor. Of, çok iyi köfte kokuyor. Ama biz yemek yemedik. Çok aç da değiliz. Bu bir sorun mu? Bence değil. O yüzden yolumuza devam edeceğiz. Of, çok iyi. Serinlik geldi. Hissettin mi? Nerede benim bagaj? Ne ısmarlıyorsun bize? Fiyatları merak eder. Sandviç artı sandviç kola şey menü. Kola menü. Mini sandviç bu kadar. Mini sandviç. Gayet büyük ama. Evet arkadaşlar, birazdan aç karnımızı doyuracağız. Pencere karnında pencere kenarında oturduğu için Aleyna çok mutlu. Pencere. Gayet pencere. Koridordaki yoğunluğu önlemek amacıyla. Yani bazen böyle pronunciation'larda hata yapabiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan. Kerem bir saat boyunca bekit çekiyor. Sporcu kişiliğimi her yerde yansıtmayı seviyorum arkadaşlar, o yüzden. Gayet güzel. Naves, Sultan, artık Sultan Atay var. Afiyet olsun. Mahmut.